Tabii daha AK Parti'de, partimizde henüz seçim takvimi belli değil. Belki diğer partilerimizde kısmen seçim takvimi belli olur. İl başkanlarının istifa eden partiler var ama AK Parti'de henüz seçim takvimi belli değil. Tabii ki bizler AK Parti'ye hizmet eden birer nefer olarak kendimizi görüyoruz. Biz siyaseti kendi adımıza bugüne kadar hiç yapmadık. Kendimiz için siyaset yapmadık. Bizim için önemli olan AK Parti'nin başarısı. Biz partimizin başarısı adına hem Türkiye'de hem Malatya'da en doğru karar verecek genel merkezimizdir, Cumhurbaşkanımızdır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de vekilleri değerlendirecek genel merkezdir. Bizlerin çok zaten bugüne kadar yeni bir siyasetçi de değiliz. AK Parti kurulduğu gün itibariyle partimizde yer aldı. Birçok kademede yönetim kademesinde olsun, başkan yardımcılığı, başkanlık olsun. Neticede henüz süreç belli değil. Bizlerin de varız yokuz deme gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla eğer partimiz için siyaset yapıyorsak, ülkemiz için siyaset yapıyorsak, kendi nefsimizi öne çıkartmadan genel merkezimizin aldığı karara uyacağız. Cumhurbaşkanımızın aldığı karar neyse biz partimiz için aynı çalışmaya devam edeceğiz. Ben anketlere baktım, birkaç ankete baktım. Ciddi yapılan anketlerde Malatya'daki bir değişim gözükmüyor. Biz 2018 seçimlerinde aldığımız oy oranları şu anda AK Parti olarak muhafaza ediyoruz. Seçim yaklaştıkça da bunun daha üzerine çıkacağız kanaatindeyim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bir siyasi olarak söylemeyeyim. Yani böyle anketlere ben yerel yönetimde de yaptığım görev süresinde de ankete gerçekten çok dikkat ediyorduk. Anket yaparak vatandaşımızın, halkımızın bizlere bakışını, beklentisini, memnuniyetini ölçerek buna göre de yatırım planlaması yapıyorduk. Çalışmalarımızı, eksik yönlerimizi görebiliyorduk. Haliyle ankete gerçekten ben her zaman önem veririm. Anket çok, çünkü anket demek halkın sesi, duygusu, beklentisi demektir. Haliyle anketlerde ben AK Parti'mizin kesinlikle 2018 düzeyinde olduğunu net söyleyeyim. Üzerinde, altında değil. Neticede ben seçime doğru süreç içerisinde de kesinlikle bunun daha da yükseleceği kanaatindeyim. Herhangi bir özel durum yok. Tabii önerilmiş bir arkadaşımız, müdürümüz, sarkıdığımız önermiş. Bakanımız da bilgisi var. Bakan yardımcımızın, bakanımızın da bu konuda bilgisi var. Yani bu burada herhangi bir aksamanın veya bir hizmette bir aksamanın olmadığını söylemek lazım. Herhalde kısa sürede onaylanır diye bekliyoruz. Yani bununla tabii bakanlığımız bu konuda uyarılarını önceden yaptı. Asgari ücret gerçekten çok önemli bir kesimin geçim kaynağı olarak bakmak lazım bir yandan. Bir yandan da üretim maliyetlerinin belirleyici kalemlerinden bir tanesi olarak da görmek lazım. Haliyle burada gerçekten çok uzun çalışmalar neticesinde bu karar verildi. Yani birçok beklentinin de üzerinde aslında bu rakam. Bazılarının her ne kadar eleştiriyor olsa da bu samimiyetsizlikten diye görüyorum. Gerçekten ülkemizin ekonomisi de düşünmek lazım, üretim de düşünmek lazım, istihdamın devamını düşünmek lazım. Ama asgari ücretin de 8500 lira olması şu anda genelde bakıldığı zaman ben yorumlar ve beklentiler anlamında söylüyorum. Beklenti anketlerine göre de ifade ediyorum. Genelde olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanımız da zaten eğer olumsuz bir gelişme olursa tekrar değerlendireceğini söylediler. Ben tabii ki bunu fırsata çevirmek isteyenler her zaman vardır. Yani bir ürünün üretiminde düşüklük olduğu ifade edilse inanılmaz bir yüklenme oluyoruz, toplanmaya gidiliyorlar. Bununla da ilgili hükümetimiz çok hızlı tedbirler alıyor, denetimler yapıyor, bakanlıklarımız.
Hani asgari ücretin gelmesiyle birlikte de tabii ki üretime kısmen yansıyacak. Yani bugün asgari ücrete %54 oranında bir zam geldi ama bunun birçok kalemde ürüne yansıması belki %2, %5'lerde olacakken bugün bazı ürünlerde bakıyorsunuz ki çok ciddi bir artım yapmak isteyenleri görüyoruz, yapanları görüyoruz. Bunlar aslında bir fırsatçı olarak görmek lazım. Dolayısıyla bunun hemen de yansımayacak. En azından üzerinden bir ay, iki ay geçmesi gerekiyor. Haliyle bu fiyatlara çok yansımaz. Tabii ki üretim maliyetlerini etkiliyor. Bunu yok saymamak lazım. Dolayısıyla ben fırsatçılara gerçekten her zaman çağrı yapmak lazım. Ülke ekonomisine gerçek değerleri, rasyonel değer üzerinden fiyatlandırılmasını, ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmemiz lazım. Türkiye bugüne kadar son işte 2002'den 2021 yılına kadar %5,5'luk büyümeyi gerçekleştirmiş dünyada 2-3 ülkeden bir tanesi. Haliyle ihracat rakamlarımız 250 milyar doların üzerine çıktı. 30 milyar dolarlardan 36 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıktı. Üretimimiz devam ediyor. İstihdam sorunu yaşamadık. Biz pandemi süresinde de gerçekten pandemiden sonra Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği ekonomik krizde bile yaşamadık. Haliyle Türk ekonomisine güvenmek lazım. Türkiye'nin tabii aldığı kararlar neticesinde de hem dövizin kontrol altına alınmış olması yani Türk ekonomisine güveni hem borsanın yükselmesi gösteriyor hem dövizin belli bir yerde kalması ekonomiye olan güveni gösteriyor. Tabii en büyük sorunumuz bizim cari açığın yansıması olan enflasyonda. Enflasyonla da ilgili baz etkisiyle son dönemlerde ciddi manada enflasyonun hızı devam etti ama artık baz etkisini enflasyon yitirdi. Bundan sonra enflasyon aşağı doğru inecek. Hedefimiz Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. %40'lara, 20'lere de tek haneli rakamlara indirmek. Bütün üreticilerimizin de buna bakarak bu doğrultuda gerçekten üretim maliyetlerini değerlendirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız için, halkımız için verilmiş olan asgari ücret, yaşam kalitesini iyileştirmek adına verilmiş bu şeye de göz dikmemek lazım. Dolayısıyla gerçekler üzerinden gidersek enflasyonun kesinlikle düşeceği kanaatindeyim.